Herkese merhaba, ne yapıyorsunuz? Anamların apartmanındayız. Kaynanasının apartmanı olduğu için bağıramıyor. Kaynana ne ya? Anamların. Şimdi annemlere sürpriz yapmayacağız. Biliyorlar yok, geldiğinizi. Yok ya, haberleri var. Asansör çok dar ya. Biraz dar evet. Annem asansörünüzü beğenmedi Ceyda. Annenin mi asansörü? Annem sana, mi yaptırdı? Sana İzmir'i gezdireceğim çocuk. Musa, İzmir maceralarını yaşatmaya getirdik. Ama asıl geliş sebebimiz ne? Beşinci kat mıydı? Asıl geliş sebebimiz arkadaşlar, buraya ödül almaya geldik Ege Üniversitesi'nde. Evet, Ege Üniversitesi'ne gideceğiz işte. Ablamın mezun olduğu üniversite. Beşinci kat mıydı bak, yanlış geldi. Değil. Bak, kaçıncı kat? İnşallah altıdır. Ben hep karıştırıyorum bu evin. Annemlerin 7 tane evi var. Ay bir üst kat. 7 mi? Yediymiş, gel. Rezil oldum. Buyurun efendim. Aşkım. Artık profesyonel çekim mi anneciğim sen? Tabii bunlara layıksın. Tabii artık bir daha öyle pijamalarda yakalanmıyor. Annen de profesyonel artık tabii ki. Oo, Escobar Albayram'ın gelişini çek çabuk. Sapo fe melano şenso. E natoşita makeno. Çocuğa bir hoş geldin ya. Daha bırakmadı ki makineyi, bırakmadı. Bırakmayacak, oğlunla yaşıyor baba. Geç babam biliyorsun. Eski kulağı kesiklerden babam. Geç geldiniz ya. Bak kızdı, gördün mü? Anca. İyice saçlar azalmış baba. Ne alaka ya? Gitti gürültüye. Gitti gürültüye, vallahi bitti ya. Yunus, beğendin mi İzmir'i? Otur sonra çekersin ya. Bak kızdı, otur sonra çekersin diyor. Kızdı. Baba bu cancık kendini göstermiyor. Utanıyormuş bizim kanalda. Hayır ya, öyle bir şey yok. Niye çocuğu öyle yanlış lanse ediyorsun? Ablam da senin gibi biliyorsun değil mi? Ablamı çekmen yasak. Ben ablamla ikinizi bir çekeceğim yan yanayken. Hangisi Yunus, hangisi ablam bilemeyecekler. Meğersem Yunus kızmış ve herkes onu erkek zannediyormuş. Biz kod adıymış Yunus. Vay be. Düşünsene. Antep'e giden Yunus muydu, Utku muydu ya? Baba Yunus. Utku bir yere gelmiyor. Utku evde çalışıyor. Yunus'tu. Bizim Ürdün'e çöle bile geldi adam. This is my family. This is my life. Look at this Escobar. Al bayram ya. Hadi şimdi bir muhabbet edelim. Birazcık eğilalım. Sen de bir tanışsın anlamına babamlar. Biraz sana soru yağmuruna tutsan. Ne zaman evleneceksin? Okul nasıl gidiyor? Okul bitti desen. Mezun oldun mu? Oho. Ha, onu anlat. Bak kaç doğumlusun sorusu geldi. 94. Dur şimdi cevap verme. Kapatınca seni sorguya çekecek anam babam. Hepsini soracaklar sana, tamam mı? Eşin nereli? Sen nerelisin? Ayda kaç para kazanıyorsun diyecekler. Sen onu da söyleme. Evli mi hakikaten diyor. Babam çok meraklandı şu an. Çocuk ne zaman? Hepsi sorulacak sana. Hadi bakalım. My traditional family. Kapatma sen, kapatmış gibi yap. Şimdi gerçekleri çekmenin hazır ol. Tamam, mutfağa gelmeyin diyorlarsa gidiyoruz, gel. Gelelim mi, gelmeyelim? Yunus şekeri çok ciddiye alıyordu. Ne eğitimini görüyor? Yok baba, ne eğitimini görmesi ya? Bunun eline verdik kamerayı, öyle takılıyor. Yapma ya. Adam sinemacı. Ha. Adamın işi o. Tabii ablamcı bizi hep şöyle şöyle çekerken görüyordu şimdi teknik olarak. Fırat Albayram gene gitti yattı. Klasik öyledir, biz buraya geliyoruz. Yarım saat sonra ben gidiyorum, yatıyorum. Gel gidip. Lan dur da. Fıtlamamla bile uyandın ya. Nasıl bu uyku oğlum? Annem buraya perde örtmüş. Yatak örtüsü. Bu ne oğlum, perde bu. Ama buraya geldiğinde yatıp uyuyorsun. Lokanta perdesi örtmüş annem buraya. Bu Yunus annemleri üzmüyor değil mi? İçeride çığlık falan atmaya başladı sen yattıktan sonra. Kendi kafasını duvarlara vurdu. Yeter ulan dedi. Oğlum niye söylüyorsun annemlere? Annem bana zaten Yunus ne iş yapıyor dedi içeride. Arkadaşımla geldik sanıyor. Arkadaşım ama aynı zamanda beraber çalıştığımız olmuyor. Mutlu davran. De ki oğlunuz benim hayatımı çok değiştirdi de. Ondan sonra değişik yerler görüyorum, yemek yiyorum, evlendiriyor beni. Bunlar insanlar anlar. Sevindir lan yaşlı insanları, ne var yani? Desen ne olur? İçeride bıraktın bizi, gittin. Aşkım sen çok tatlı bir kadınsın ya. Aşkım sen bu gözlüğü taktığın zaman böyle yapıyorsun. Gözlüğü taktığında mı? Hep ama her zaman, her yerde. Bir insanın ne kadar şanslı olduğunu anlayamazsın sen. Neden? Ben de çok şanslıyım senin gibi. Uyuyorum, arkadaşım uyanıyorum. Senin gibi bir arkadaşım. Niye öyle demek istedim? Çünkü sen benim hem arkadaşım hem eş arkadaşım. Ne önemli lan? İş arkadaş. Arkadaşım hem iş arkadaşım hem de aşkımsın. Hayır, ben uyandım. Direkt suratını gördüm. Çok güzel. Cancık. Canlar uyandığında sevdiğinin suratını görürken cancıklar uyandığında aynada kendi sabah uyanmış bedbaht suratını görüyor. Cancık suratını görüyor. Hadi gel. Yeter ama. Tamam, evinde misafir var, uyuyor ya. Misafir benim la. Mikrofona mı konuş? He. Hala öğrenemedi ya. Evet, mikrofona konuşuyorum. Bak bağırsak değil mi? Hareketlilik var. Babam bilgisayarını kırmış ama kırdığını kabul etmiyor. Diyor ki nasıl oldu ben bilmiyorum diyor. Göstereceğim, imkansız, yere düşürmesi lazım. Kapanıp açılırken olmuş olabilir diyor. Öyle bir şey olamaz. Ona bilgisayar alacağız şimdi ama söylemeyelim. Sevinsin. Duymuyormuş hakikaten. Ay şu an transta durur gel. Bak transta. Niye baktın?
Niye mi baktın? 56 videodur şurada babamı bırakıyoruz. 500 video çektik, hepsi burada. Bak burayı kırmış baba. Nasıl kırmış şurada ya? Sonra buradan gel. Orayı kırmış bantlamış komple, bir bantlamış bir orayı. Burayı nasıl kırdın baba? Düştü mü acaba? Ben düşürmedim de kadın acaba düşürdü mü diyorum. Hangi kadın baba? Temizlik yapan ya. Neyse, kırık kırık oynarsın artık. Ne yapayım baba? Yalayarak mı yapıştırayım? Ben onu yaptırtırım, söylerim. Yap. Biz zaten gidip ona bilgisayar alacağız. Üzülür. Neye üzülür? Alırsanız da üzülür. Ona sonra da üzülür. Almazsak da üzülür, alırsak da üzülür. Ben hangisini yapayım? Hayret bir şey. Sen bilgisayar getirdin mi? Baba versene bilgisayarını. Alırsam üzülecek. Almazsak üzülecek ama sen verirsen... Sevinir. Bu kadar yıldır birlikte çalışıyoruz. Yani. Abdullah'ın canı mutlu et. Tamam mı çocuğum? Yap ya. Ha bir dakika ya. Sen niye benim aileme hiçbir şey almadın evine geldin? Bir lokum getirseydin abi ya. Sizle geldik, hiçbir yerde durmadınız. Durmadık mı? Benzinlikte orada lokumlar bilmem neler, abuk subuk şeyler var. Birini almadın. O bilgisayarı babama vereceksin. Oğlum versin mi aşkım? Versin tabii. Biz böyle gördük ailemizde. Ben de. Ben var ya gelsem senin evine, senin babanın bilgisayarı kırık olsa hemen bir dakika derim. Ben bunu katlanamam. Benim oğlum asla. Şöyle ben size benim laptopumu ikram edeyim derim. Geldim. Annemin telefonu mu bozuk? Hemen benimkini çıkartırım. Hiç düşünmem bile lütfen derim. Ben baban uyurken gece üstüne bırakırım bilgisayarı. Uyandığında böyle görür bilgisayarı. Mutlu olur. Utanmaz cancıksın yani açıktan. Aa biz. Bizim önümüzde biz. Hadi fotoğraf çekelim. Gel sana biraz evi gezdireyim. Baktın mı hiç etrafa? Güzel mesela şu. Rengi solmuş. Şu eseri görmüşsündür. Eseri görmüşsündür. Bunları gördün mü? Annemin çiçekleri. Annem yaptı bunları. Abi bu çok komik. Babam WhatsApp'tan bana mesajlar atıyor. Medeniyetler tarihi, arkeoloji müdürü. Adam seviyor, tarih seviyor. Seni kültürlendiriyor işte. Çok YouTube'da baktıysa bizim kültürsüz olduğumuzu anlamıştır. Bak sen yoktun o zamanlar yanımızda. Aha bakın ya. Şiloş, ritoş, tam tersi. Başka ne göstereyim ben bu cancağa? Annemin vitrini var. Bu zamanda vitrin mi olur? Niye olmasın? Var işte. Sen anneme aldıklarımızı verdin mi? Bavul aşağıda vereceğim. Paris'ten şeyden. Sen şu tatlılığın, şu tipine. Gel annemin magnetlerine bak. Çok seviyor senin karında magnet değil mi? Eşin. Aa biz hiç dans etmedik hayatımızda. Gel kız şuraya. Çekil. Etmemeliğimiz iyi olmuş. Birinin düğününe gitsek, bu senin düğününe prova yapalım. Heh. Ya aşkım. Yok yapamayacağım. Aşkım bak çocuğun düğününe gideceğiz hadi. Öyle yapmayacaksın aşkım, bana bakacaksın. Hayır bana bakacaksın. Neden? Öyle olur düğünlerde. Bak böyle yapacağız, Yunus'un düğünündeyiz şimdi. Ya ben gülerim ya, bakamam. Hani Yunus evleniyor, oley be falan. Ay canım, oley be mi? Oley be. Arada Yunus'a dön bak. Damatlığa bak. Şu kimlerden acaba ya? Erkek tarafı mı, kız tarafı mı? İkisini tanımıyoruz ama olsun. Erkek. Sağ olun. Erkek tarafı, evet. Pasta biraz yamuk. Pastayı beğenmedim. Yunus seçmiş belli. Eşi seçse daha zevkli olur. Pastanın üstünde dolfin var bir tane. Sudan fışkırıyor. Yukarıya fırlamış. Evet. Üstüne de bir tane kız binmiş. Böyle hani böyle eğer falan takmışlar. Hani o Yunus, alttaki Yunus. Güzel pasta lan, böyle bir şey yapsana. Akrabalar bir şok geçirsin. Ne oluyor ya? İşte bu yüzden ne oluyor? Ben böyle dans ediyorum. Ben böyle dans ediyorum. Heh, bu. Üçüz gibi değil. Şöyle. Boyu mu yetişmiyor? Böyle çok komik bir görüntü. Yok abi dans falan bunlar yalan işler abi. Böyle olmaz bu iş. Şey yaparız ama. Göbeğimizi atacağız o ayrı da. Bunun düğününe bir gidiyormuşuz. Böyle ben gülle çıkıyormuşum. Diye valise başlıyormuşuz. Senle ikimiz dans hazırlayalım bunun düğününe. O değildi, biz takipçimizin düğününe gideceğiz. Ayarladık. Pandemi bitsin buradan söz veriyorum, bir takipçimizin düğününe geleceğiz. Asıl orada bir şov, bir küçük dans yok ya. Milletin düğününü bozuyor. Ben oynarım. Oğlum ben nasıl oynayacağım biliyor musun? Şöyle şöyle damatla karşılıklı şu hareketler, şu yatacağım falan. Amcaoğlu gelecek kafama peçeteler fırlatacak falan. Tabii ilk canlarda. Siz yoktunuz o zaman o takipçimiz, bizim Twitch'ten izleyicimiz. Twitch'ten izleyicimiz bundan 5 sene öncesinden. Canlar daha icat edilmemişti o zaman. Utku buraya sesi koy, ben yapamıyorum çünkü onu. Bak mesela benim şöyle bir hareketim var. Bunu mesela çok yapmak isterim. Evet. Yap bakayım. Ben de annemin dansını yapacağım. Ya lütfen bunu yapabilir miyim? Tamam yapabilirsin. Yılan. Yılan işte bu. Ben de böyle yapacağım. Annemin dansı var. Ya aşkım. Yürüme ya, tamam yapma sakın. Tamam. Sen onu yap, ben şimdi annemin ikini yapıyorum. Bak annemin dansı. Bu gerçek bak. Müzik açsak burada yapar hemen. Dayanamaz. Oturduğu bakayım. Yerde bile yapar. Şunu yapamadığı için galiba. Şöyle şu yapıyor. Ses de var.
Annemle teyzem gençlik şeylerinde bizim birinci, ikinci yaş doğum günü böyle videolar çekmiş. Onların da dansları var. Titriyorlar sürekli birbirlerine karşı böyle. Sana yemin ederim. Düğünlerdeki gibi böyleler. Allah Allah. Dans edemeyenlere dans söyleyeyim mi abi? Düğünde sizi kaldırdılar ama böyle hafif pop çalıyor. Ne çaldığın hiçbir önemi yok. Bir tepsi var, dökülebilir. Önemli değil ama üstü boş. Bak. Arabesk çal mesela. Her şeye uyumlu. Çok mu sert müzik? Tepsi dansı bak. Gibi. Bu çok işe yarayan bir şey. Ben Yunus'u sevdiğim için, bakmayın takılıyorum makılıyorum ama seviyorum. Ya hadi ya. İzmir'i gezdireceğim. Bu çocuk İzmir'i de görmemiş. İlk defa Yunus'u orada göreceksiniz abi. Arkadaşlar şimdi geleneksel her geldiğimizde ablamın bir arkadaşının yanına gidiyoruz biliyorsunuz. Daha önce İpoş'a gitmiştik hatırlarsanız. Çok şimdi, tatlı. Şimdi Duygu ablanın kızlarına gidiyoruz. Duru ile Ela'nın yanına gidiyoruz. Dizide falan mı oynuyorlar? İsimleri tam şey değil mi? Duru ve Ela. Ablamın lisede... İçeride mi giyiyorsun? Korona vurdu. Anne korona o kadar değil artık. Var ama kendini üzme o kadar. Duygu abla da baldan ha. Baldaşım olduğu için hemen koşa koşa gidiyorum. Asla itiraz bile etmedim. Kuşu çek çek. Çok tatlı ya. Escobar Albayram'ın bilgisayarının kırıldığını biliyorsunuz. Ablamın arkadaşının evine gitmeden önce bilgisayarını almaya gideceğim şimdi. Ben burada bekliyorum. Ceyda'nın süper bir fikri var. Süper bir fikir. Anlat. Şöyle düşündüm. Dedim ki odada değilken baban biz içeri girelim, bilgisayarı kuralım. Yana da böyle gizli kamera koyalım. Sonra biz çıkalım. O kendi istediğinde girdiğinde... Oh Allah bu ne ya? Hele Fırat. Baba ben buraya. Hele baba ben bir şey olmuş size sana. Ne olmuş baba? Ya burada bu... Babası bir sene. Serpil ne bak oraya. Çok heyecanlı olacak. Hayatımda ilk defa böyle gizli kameralı bir şey evet, yapacağım. Evet bence de. Nereden aferin. Aklıma geldi? Aferin bana. Hiç yapılmamış bir şey YouTube'da gerçekten Ceyda. Nasıl geldi aklına? Kolay YouTube'da yapılıyorsa niye yapmadın? Neyse ben gidiyorum şimdi. Hadi yapalım. Git al gel. Hadi. Anahtarı bize bırak da kilitlenmeyek. En sevdiğim korkularımdan biri. Sevdiğim mi? Hani arabanın içinde kilitli kalsam camı falan ben var ya elimde anahtarla bile açamam biliyor musunuz panikten? Öyle otururum içeride bayılırım ama elimde anahtar var. Allah'ım bunu bana yaşatma. Aldım mı? Escobar Albayram'ın bilgisayarı eski kulağı kesiklerden. Escobar Albayram ne alaka diyenler varsa gelsin. La abuela ma pe, varela ma buena. Where's my money man? Yani siz anladınız onu. Devam edelim. Hemen. Ne oldu? Esiyor, soğudu. İzmir'deyiz arkadaşlar. Sen şimdi kapat girelim. İnsanları korkutmayalım. Bizi her yere böyle kamerayla giden. Ya bu biz 7/24 çalışıyoruz arkadaşlar. Yapacak bir şey. Siz istiyor bizi çekiyor ha. Ben onlarla bu evdeymişim. Sen yani sonradan gelmişsin gibi. Niye? Bunların hepsi kayıtta zaten. Canlarla üçümüz, buluştuk. Üçümüz kardeşmişiz evet. Gibi düşün. Sen yanımıza bile gelmedin. Bizi sevmiyorsun değil mi? Doğruyu söyle. İzliyor musun? Bizi izliyor musun Ela? Bir daha getirmeyeceğim hiçbir yere. Bir daha seni misafirliğe falan getirmeyeceğim. Orada esniyorsun insanların yüzüne baka baka. Utanmaz. Cancık ya neler yaptı. Uykusu var diye kalktık mı? Şimdi bir daha gireceğim o etlerine eve gidelim biz bir. Rezil olduk rezil. Nereden gidiyoruz? Nereden? Ne bilsin çocuk tamam. İlk defa İzmir'e geldi. Ben onu sormadım ablamı sordum. Eve gidiyoruz. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Escobar Albayram'ın evden çıktığı saati kovalıyoruz. Tamam mı? Herkesin gözü üstünde olsun. Muhtemelen çöp atmaya çıktığı zaman yürüyüşe çıkar. Bir saat burada olmaz. Kameraları gizli noktalara koyuyoruz. Laptopları değiştiriyoruz. Eski bilgisayarın screenshot'ını alıyoruz. Yeni bilgisayara koyuyoruz. Arka plan yapacaksın. Aynı şey olacak yani. Hepsi, tamam. Hiçbir şey anlamazsa da komik. Anlarsa da komik. Çok eğlenceli bir anı olacak. Bakalım bekleyelim. Olmazsa anneme söyledim. Annem bir şekilde babamı evden yollayacak. Serhat Asker. Serhat Asker nerede bugün? Siverek'te mi? Aa. Siverek Batı Masa Suçesi Londra'da mı? Siverek izliyor o yüzden Abdullah amca. Babanın annemin yanında yapmış eskileri. Çok Siverek izliyor ama bunu. Fazla mı kadar? Niye biz onu videolarda şaka yaparken görmüyoruz? Hiç. Aa. Seni kıskanıyor. Böyleyiz. Ben programı anlatayım. Çimlere kaliteli koltuklar atmışlar. Herkes oturmuş gün ışığında türkü söyleniyor. Bayılıyor. Seni bir gün türkü konserine götüreyim mi? Aa tamam mı? Tamam. Nerede konseri? Şu anda burada ya. Baba televizyonda götürmeyeceğim. Gerçekte götüreceğim. Biliyorum. Şimdi izlersiniz kızı ya. Bekleyin şimdi görürsünüz. Baba ben türkü sevmiyorum ya. Yesim ağların. Baba Ceyda söylesin sana. Yalnız bir şey söyleyeceğim baba. Sevdiğim bir türkü. Bu bilgisayar ne olacak ya? Ben açtım baktım da. Oraya sakın dikkat oraya et Abdullah amca. Dikkat et. Tamam arkadaşım alırız bir tane sonra. Şimdi o çocukları bilgisayarla kafalarını yorma. Ben çalışmak zorundayım. Ne? Tamam, pardon bir dakika. Bir saniye. Çalışmak zorunda mıyım? Ne iş yapıyorsunuz Abdullah Bey? Bir şey ya. Garantisi devam ediyorsa evet, değiştiririz. Ona göre.
Ha. Kaç sene oldu baba? 4 sene ilk karar. O zaman yalan mı ya? Dur bir sordursun da ona göre bakarız. Ne yapalım baba, artık bu şekilde kullanacaksın. Ama eğitimlere biraz ara vereceğiz. Bir hafta izne çıkartıyorum seni baba. Yap ya. Vallahi yaptım bile. Nereye? Nereye istersen, o bizim otele git. İtalya'ya götürün beni. Ben aslında şey Norveç'ten Finlandiya'ya en çok merak ettim. Finlandiya bir İzlanda. Ben böyle bir şeyden haberim yoktu ya. Hep mi söyler? Bu kadar meraklıydın ha. Bana niye söylemiyorsun? Bak sevindi. Bu yaz gidiyoruz tamam mı? Bak yemin ediyorum sana ya. Evet, bu yaz Norveç'e gidiyoruz. Vallahi gider bayılır ya onun canına. Hayır bir şey söyleyeyim mi? Videoyu da çekeceğim. Sen ayarla, bu yaz gidiyoruz sen de Norveç'e. Tamam diyor. Kıyamam, hiç hayatta bir şeye evet demez ha. Demek gerçekten çok istiyormuşsun. Ben şu an var ya acayip sinirlendim kendime. Aa çok sevindim ben. Ben babam isteyecek var ya uçururum be. Anne baba bir şey isteyince biz mutlu oluyoruz. Norveç mi diyorsun, İsveç mi? Ona bir bak ama sen. Tamam Norveç, okey. Escobar Albayram Norveç'i almaya geliyor. Bu da böyle biline. Ama şimdi vize almadan söylemeyin siz. Şimdi vize vermezler falan korkup. Ne dedin ablamcığım? Evet, sıkılmıyor buraya. Çekmekten yani. Çıkıp sıkılmıyor. Ben sürekli yeni şeylere şahit olduğum için çok keyifli geliyor. Babamı güldürdün, seni sevdim. Bravo. Abdullah'cığım. Hadi gidiyoruz. Şimdi çok dikkatli olacağız. Abdullah Albayram çıktı. Ay şey videoları gibi oldu bu. Birbirine prank yapan. Sessiz ol. Niye? Evde yok ki babam. Ambiyans. He. Ne gülüyorsun anne? Ne vereceğim bize? Ne var elinde? Ne var elinde? Bu ne? Aa. Ben böyle bir insanım. Fırat. Kız üniversite öğrencisi, hiç kaçırmıyor videoları. Benden önce izliyor. Gözleri yeşil yalnız benim. Bunları da şuraya koyalım. Olaya şahit olsunlar. Tek bir sorun var arkadaşlar. O da şu. Babam bir saat sonra da gelebilir. Buna bir saat kayıt alamaz. Kapıyı kilitleyeceğiz abi. Babam kapıyı zorladığı zaman hemen koşup kayda gireceğiz. Oha! Buradan kırmış. Ayy, düşmemiş diyor bir de. Anne. Şuradaki kağıdı şuraya yapıştırayım mı? Mükemmel fikir. Yapıştır. Sen şimdi bir çık anneciğim de. Biz de bir çekimimizi yapalım şurada. Niye? Ben de seyrediyorum. Fotoğrafı al, ana sayfaya koyalım. Tamam mı? Keşke biri bana da böyle bir sürpriz yapsa. Ha bu arada yani. Bana hiç kimse sürpriz yapmıyor. Ne? Yapılmadı. Challenge accepted. Yakında gelir sana büyük bir sürpriz. Hem de çok büyük. Norveç konusunda da çok bozuldum babama. Niye bozuldun? Üzüldüm. İstiyorum söylememiş. Bozulmak ayrı, üzülmek ayrı lan. Ablam diyor ki yani sizi yarı yolda bırakacak, gelmeyecek diyor. Tuvaletler nasıl orada? Yemek yemem ki ben şimdi orada falan der. Bağırsaklarım bozulur falan diyor. Dur bakalım ne olacak. Ablam canım minili. Not defteri. Mini. Mini not defteri. Herhalde gidip mini not defteri istedi, ona bunu vermişler. Yanlış anlamış. Adam içeri girip bak gerçekten şaka yapmam ama gerçek olabilir. Kırtasiyeye girip demiştir ki bana mini bir not defteri ver demişler. Mini not defteri vermişler. Aferin. Ah. Dokundum ben. Tıs. Hadi bana da sürpriz yap. En sevdiğim şeyi al, evin ortasına getir. Midilli. Şimdi bak yaptık. Eskisi gibi duruyor. Bir tanesi şuradan çeksin. Ben şöyle düşündüm ya. Onu fark eder be Ceyda. Fırat çekiyor seni gibi. Ya aşkım fark etmesin ama. Bu iyi. Güzel. Bunu anlamaz. Bunu? İşte şöyle koyacağım. Mükemmel açı abi. Şöyle mi? Saçma mı oldu? Gizli mi? O ne ya Ceyda? Gizli mi şimdi o? Bak bak. Oraya bir şey yapmışım, kursun gibi durmuyor mu? Yalansa doğru değil gayet. Arada Fırat böyle bakıyorsun zaten sen. Dur ben bir daha bir kayda gireyim. Bu neredeydi? Bundan anlayabilir her şeyi. Ne alaka? Neyse tamam yere dursun. Her şey hazır. Babam gelince yaklaştığı zaman basacağız. Kayıtlara giriyoruz. Bir insanın şaşkın mutluluğunu görmek çok güzel bir şey. Hadi gidelim. Bir dakika lan. Anne, babam kapıyı mı çalıyor geleceği zaman? Hayır, anahtarı almamıştım. Aşağıdan mı açtırıyor bize kapıyı? Evet. Gerek kalmadı. Hadi. Hadi. Bekliyoruz şimdi. Hazır. Hay. Aç. Tamam. Her şey normal çıkıyor. Davran la 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 la. Seninki geliyor doğal davran resmen. Arkaya gidelim bizim üçümüz, gel. Program yapıyorlar denle. Allah'ım inşallah her şey kayıtlıdır. Vallahi bakmamız lazım. Babam gelirse hemen program yapıyor. Seni azarlıyoruz tamam mı? Abi paramı geç alıyorum falan de bir şeyler. Öyle ya. Ceyda ablanın kaprislerinden bıktım falan de. Ceyda burada farkında mısın değil mi?
Ben olsun dedim. Bu kadar uzun sürede tuvalete gelmeseydi. Ya niye gelmiyor? Ne demek zaman istiyorum? Hayır, öyle bir şey olamaz. Kesinlikle hayır. Ceyda ablanla çalışmak istemiyorsan kapı orada. Girdi galiba odaya, girdi, ben bir bakayım. Burada çalışmıyoruz buraya. Fırat, sen buna bir şey mi yaptın ya? Ne? Çalışmıyor bu bilgisayar. Bilmiyorum baba, bak sen, geleceğim, toplantıdayız. Allah Allah, kim yaptı bunu? Neyi? Girmişler, bir şey sokmuşlar buraya. Beyaz duman mı vardı? Ben hiç girmedim. Bu neredeydi? Bundan anlayabilir her şeyi. Ne alaka? Neyse, tamam, yara dur. İki dakikaya geliyorum baba, halledersin. Çözdün mü? Yok. Ne oldu, problem ne? Çalışmıyor bir şey. Mouse. Mouse mu çalışmıyor? Evet. Pil oynamıştır. Ne pili ya Allah aşkına? İyice mi kırdın baba? Ya kırma yok. Elektriği de çıkartmış. Niye çıkartmıyor bu? Ne yapıyor acaba? Ne oldu baba? Şey yapmıyor, çalışmıyor baba. Nesi çalışmıyor? Nesi çalışmıyor baba? Baba. Allah Allah ya. Hayret. Tek sıkıntı yani mı? Yani tek sıkıntı bu mu baba? Nasıl tek sıkıntı? Evet, başka ne olacak? Anlamadım, başka ne olacak? Seni gizli kameraya da aldık. Ciddi mi söylüyorsun? Evet. Bak. Nasıl yaptın bunu ya? Yeni. Hadi yarın sen de. Ama bu bilgisayar bir şey değil, ben değil. Kapağını indir. Yeni aldık işte. Niye çalışmıyor peki mouse? Çünkü o şaka yaptık da sana, sen anlamadın mı bunun yeni bilgisayar olduğunu? Anlamadım hiç ya. Yapışık olduğu için yani. Yüklenen şeyler vardı ya. Onları yükleyeceğiz artık yeniden. Şunu da çık. Perişan mı olursun? Evet ya. Onlar olmazsa. Hatta hiç anlamadım. Ha bak, yeni bilgisayarın bu. Çok güzel ya. Küçük, daha küçük değil mi biraz? Yanları daha dar. Yoksa ekranın boyutu aynı. Ama ekranın bak ne kadar... Daha kaliteli. Daha görüntüsü. Kaliteli. Çok güzeldi, belli zaten. Güle güle kullan. Güzel günlerde kullan. Valla sağ olun. Gerçekten çok güzel ya. Ben bunun kurulumunu yapayım. Sonra sana her şeyini vereceğim. Santraç TV diye bir şey var. O yüklenecek buraya bir. Tamam. O yüklenecek efendim. Başka? Ha, bu kamera ne durumda acaba? Ona bakacağım. Buraya da gizli kamera koyduk. Görmedin bak. Biraz zamanı var. Sonra tamam, sana kuracağım. Tamam. Hadi güle güle kullan. Hadi sağ olun. Güle güle kullan. Tamam ya. Yorulmam şimdi ya. Hadi. Kovuyor bizi. Beklediğimiz gibi de olmadı tam. Tam beklediğimiz gibi oldu işte. Hayır, görmedik ama kameralardan göreceğiz şimdi. Ben onu merak ediyorum. İnşallah kameralar doğru çekmiştir. Çekememiş olabilir abi. Ben merak emin ediyorum. Değilim yani. Ama şey anlamayacak diye düşünecek. Zaten anlayamadı o şey yüzünden doğal olarak. Onu yapmasaydık keşke. Ama o zaman da hemen anlardı. O zaman da hemen anlardı. Okey. Hadi oturalım azıcık. Fırat Albayram, evet. Sakallar gidiyor. Sakallar. Şimdi bu videoda bir sponsorumuz var. Olması gereken bir sponsor. Çünkü çok teşekkür ederim. Ceyda nefret ediyordu. Ben de üşeniyordum. Benim nefret sakallar. Etmiyordum da. Birazcık yüzünün güzelliğini bozuyor. Aşkım öyle sakal yok. Bak şöyle uyanıyorum bazen şurada. Böyle bir şey olabilir mi? Kütük gibi oldu bir de ha. Biraz sertleştiler yani. Sana her şey yakışır. Efendim Philips OneBlade. Böyle ufak olduğuna bakmayın. Birazdan göreceksiniz. Kutusundan şöyle küçük bir şarj cihazı çıkıyor. Tam böyle hani biz de şimdi seyahat halinde olduğumuz için bize ideal. Bunu atacağım. Başlıkları çıkıyor. Hı? Tıraş bıçağı gibi görünüyor bak. Şarjlı tıraş bıçağı. Değil aslında. Tıraş dur makinesi bakayım. Bu. Şimdi buradan doğru boyunu seçip sıfırlamayalım ama. Yok canım. Ya istersen sıfırlayabilirsin ama şekil verelim. Bir ya tarafı sıfırlayalım, bir tarafı iki yapalım. Hayır. Ben keseceğim. En uzunuyla başlayalım ya, kademeli keselim. Sen mi keseceksin? Evet. En uzunu bu bence. Bunu şarj alti. Şarjı var, 45 dakika gidiyor. 45 dakikada herhalde çözersin diye düşünüyorum benim işi. 2 dakikalık işim zor abicim. Bak bence şöyle yapalım. Şuradan bıyıklar kalsın. Hafif de top sakalı verelim, o eski stil. Allah aşkına. Top sakal mı? Ceyda bak çok seviyordu canlar. Fırat'ın top sakalları şuraya gelebilir mi? Şimdi ona gideceğiz. Hocam hadi kes. Bir daha gelmesin. Hadi kes. Fırat hiç yakışmıyor sana. Tamam kolay ver. Bu ideal boy. Mükemmel boy. Yapıştır. Çıkış yönünün tersine yapıyorsun. Çıkıştan nereye bileyim hangi yönden çıktığını? Yandık ya. Neyse tamam bir şey olmaz.
Bir dakika, bir saniye, bir dakika. Favorilerime dokunma. Neden, ne olur? Onu sonra ayarlayacağız. Favorilerden uzak dur. Neden? Onlar senin favorin mi? Kesmek istemiyorsun. Şu kız benim favori bölümü. Çok seviyorum. Burayı favorilere eklemesin. Kusura bakmayın sevgili Philips One Blade. Bir taraftan keseyim mi? Bak böyle böyle yapabilirsin. Korkma, çizmez. Zarar vermez. Pırat Topsakal. Yapma ne olur. Yapacağım. Aşkım bir insana hiç yakışmayan bir şey. Neden zorla yapar kendine ya? Bir de burası oynuyor bak, tamam mı? Bak o zaten benim yüz şeklimi alıyor. Bakayım. Bence mükemmel bir sakal tipi bu. Haksız mıyım? Yunus ne diyorsun? Haksızsın der misin çabuk? Çok güzel abi. Hadi kızcı oldum. İşte. Hı? Bazı konuları sana danışırmışım da söylediklerine de yine de pek inanmazmışım gibi bir sakal tipi. Nasıl? Bence çok iyi oldu. Bu en kısası bro. Alanında uzman bir görüntü ama. İyiymiş bu sıfır olayı. Çok hızlı oldu. Aa, vallahi inceldin, yüzün zayıfladı ha. Birazdan çocuk gibi olacağım, hazır olun. Küçüldüm. Sen şu an sıfıra mı döndün? Aynen, sıfıra karar verdim. Baby face shot. Biz maskara sürerken olduğumuz gibi için. Bıyığını da kesecek misin? Hayır. Artık yaşım geldi. Ne alaka? Dönem bıyığı gibi oldu. Babam mutlu olsun. Bak sıfatlı eşkale. Tasarımı güzel. Değil mi? Şey yap. Bıyıklarını almıyorsun. Bıyıkları almayacağız. Şekil verdik. Ben bir babama göstereyim, bir baksın. Sonra bıyıkları da kesersin. Aşkım niye bugün çok soğudu? Güzel oldu ama kesmişken kes, temiz bir akakçe kara gün içindir. Bence beğendik ya. Bak bak, bir çocuk oldu yani. Arkadaşlar YouTube kanalımıza abone olduğunuz için çok teşekkürler. Sakalları kesince gıdın çıktı yalnız. Ya Ceyda lütfen ya. Ama yalan mı? Bakar mısın? Çekil, babama göstereceğim. Babam nerede? Ay, ay çok komiksin. Ne demek komik ya? Bıyıkların çok güzel oldu bence. Bıyık baba ol. Bakalım. Kendisi böyle. Altta ne? Buralar yok mu? Yok, kendi aldı yalnız. Kendim aldım. Yanlış mı yaptım? Yanlış. Ben ne bileyim, hayatında bıyık mı bıraktın? Şuraya bırakması gerekirken buraya kadar kesti. O zaman benim çok güzel bir fikrim var. Gel. Yok sen gelme baba, sürpriz olsun sana. Çok iyi bıyık keseceğim abi. Şapkalı ağ gibi oldun. Fransız bıyığı. Fransız da değil. Dudağın üzerine dudak mı var bıyığı? Tamam, kesiyorum, hadi gönderiyorum. Al işte Fırat Albayram lise versiyon. Abi selamünaleyküm. Nasılsın abi? Sen Yunus musun abi? Ben çok değişiyorum onları kesince, değil mi? İncelemek isteyen varsa aşağı linkini koydum. 3 bıçağı var. İkisini denedik. Bir de bıçaksız halinde denedik. Ben üzerimde gördünüz zaten. Neyini inceleyeceksin? Ben inceledim. Fırat inceledi, beğendi. Gerçekten güzel. Bilmiyorum. Şimdi sen önemlisin onu. Dokun. Bu anını seviyorsun ama 2 gün sonra hiç sevmiyorsun. Uzuyor böyle. Bıçak gibi kesiyor tabii o zaman. Böyle yerleştirebiliyorsun yani. Güzel değil mi? Çok hoş. Hadi şimdi biz burayı temizleyelim. Baba buramda bir şey var, baba buramda bir şey var diye diye. Ne var yani? Buranda kas var, böyle yumru var diyor buramda. Ceyda acıyor. Aşkım tamam, ağrı kesici içtin. Evde doktor var, baktı sana, daha ne istiyorsun ya? Adam yok yumru mu diyor, kasını kasılmış işte. Ah ah ah, çok acı çekiyorum yarabbim ya. Ya lütfen kapatır mısınız kamerayı? Fazla bir şey yok boynunda ya da iyileşmemek için gayret ediyor. Düzgün otur diyor, dinlenmiyor. Oturamam artık. Abi kas gevşetici verdiniz, gözümü açamıyorum. En son var şöyle parmağımı bir sokacağım burada. Hadi kalk git içeri yat bakalım, belki iyi gelir yatak. Tamam, sabah görüşürüz, bakalım ne olacak. Bakalım ne olacak, uyanacak ve böyle diyecek ki buramda kar geçti ben. Bugün biraz daha iyiyim. Çok şükür. Şu kızın güzelliğine bir bakın ama, insan nasıl iyileşmez? Bu nedir ya? Ya ne kadar... Allah. Şimdi gidiyoruz. Biraz makyaj yaptım çünkü akşam ödül almaya gideceğiz biliyorsunuz. O yüzden bir küçük hazırlık yaptım. Ama böyle gitmeyeceğim. İçime de bir tane bluz giydim. Peki annemin meğersem P-Queen fanı olduğunu öğrendik. Çok ilginç bir şeydi. Deli. Bilmiyordum ki. Ama siz de fandım onu. Tamam, sevdim dedin. Sonra bir daha ben senin etraftan devamlı takip ettiğini, stalkladığını kızı nereden bileyim? Her şeyi biliyorsun. Bir dakika, beni öpmeden önce maske mi takıyorsun gerçekten? Evet. Aynı evdeydik 2 gündür. O tamam. Kadar yakın değildi. O zaman öpmeyeyim, böyle yapalım. Alo. Anam küçük P-Queen fanı. Senin abonemiş bu. Evet. Ay, teşekkür ederim her şey için. Annemlerin yanında neden öyle yapıyorsun? Bacak bacak üstüne attın, oturdun falan. Sen de öyle oturuyordun, senden feyiz aldım. Babam böyle baktı böyle. Cık cık cık. Ne ya dedi. Sana diyor daha çok. Bu çocuk var. Sen be. Abi çok komik, arkandan hep öyle diyor. Bu çocuk var ya. Tip ya. Tip. Tamam, başına ben tipim işte. Başına vur işte. Abdullah amca, onu bana versen bunu al. Elini kaldırıp bir yardım etme zaten Yunus.
Değil mi yavrum? Hadi görüşürüz babacığım. Mayıs sonu zaten görüşürüz. Ha. Mayıs ortası hatta yani işte. Var mı ya çatlı yeri? Hiç yok. Sıfır çizik. Evet, arabayı da bu düğün arkadaşlar tam şuraya sürttüm. Arabayı göster, niye duvarı bize gösteriyor? Önce duvarın halini bir görsünler dedim. Ya çok şey yapmış ya. Şurası. Vallahi bravo bana. Gerçekten bravo. Gerçekten bravo. Kontrol ediyor, inanmadı, bakıyor çarpmış mıyım diye. Atlı amca hadi görüşürüz. Hadi bin lan cancık. Babamı gözüme desene. Ya bu çocuk tip yani. Çok tip çocuk yani. Tip bu çocuk ya. Bir de şey diyor, başına buyruk diyor. Tip tip hastalıkları var dedi. Ya bütün herkes benimle uğraşıyor. Hayret bir şey. Yunus, şimdi seni Yunuslara götürüyorum. Hazır ol. Evet, Yunus'u Yunuslara getirdik. Örümcek adam örümcek adama bakıyor. Sahil çok güzel, hava da çok güzel. Mis gibi. Ay bakamıyorum, gözlüğümü taksam size ayıp etmiş olur muyum? No. Kardeşim seni şu anda Alsancak'a getirdik. Hadi iyisin. Fırat abinin gençliği burada geçti. Bu çimleri biz kurduk. Sen bir yandan gözün oralarda olsun, seni gezdiriyorum çünkü ben. Bak, başka ya benim memleketim. Beğendin ama değil mi sahillerimizi? Mesela bu sahil nasıl? Bizimkine de nazaran. Keşke İzmir'de yaşayabilsek ama Ceyda Cancı yaşamıyor. Ya niye? Ne halbuki hala? Bir şey söyleyeyim, İzmir'in kızları güzeldir. Sen gel de İzmir'in kızları efsane olsun. Bornova'ya gideceğiz, iş görüşmemiz var. Bizim Alican eski videolardan olan otelde barista olarak işe başlıyor. Güzeldi, işinde de becerikli bir çocuk. Ben Discord'da oyun oynadığım adamlardan buluyorum her şeyi. Aha bak, bu adamla biz GTA RP'de tanıştık. Biz de böyle. Sen niye benim karımı arkaya tutuyorsun? İki evimize geldin, ailenin içine girdin diye. İki yurt dışına çıktık diye. İnanılmaz hızlı şımardı, farkında mısın? Hemen şatkan, ön taraf benim diye atlıyor. İşte aradığımız eleman kalitesi. Evet. Bakalım Alican'ın görüşmesi nasıl geçecek? Bakın burası İzmir Fuarı. Çek. Artık ismi İzmir Kültür Parkı oldu. Sen gene de benim çek. Yandan çek şuradan. İzmir Fuarı'nı da gösterdim sana. Beğendin mi? Beğendim abi. Yemin ederim var ya siz ikiniz berbat yol arkadaşlarısınız. Hiçbir yere getirmek istemiyorum ya. Gece bunu çıkardım arkadaşlar. Saat 11'de midye, kokoreç, söğüş, kumru yedirdim. 4 tane yemek. Orada oraya gezdirdim. Gece. Diyor ki nasıl buldun diyorum. Güzel abi. Güzel. Allah kahretmesin senin çocuğum. Her yeri gezdirdim ya. Bir sevinin ya. Şöyle bir övün etrafı. Yo, beğenmediğinde söylüyor. Çocuk kumruyu beğenmemiş. 2 sene önce Karaburun'da karşılaşmıştık. Karaburun'da evet. Şimdi yolda karşılaştık. Biz ilk tanıyamadık maskeden falan. O zaman yanında sevgilin de vardı. Evet. Tabii şimdi çalışıyormuş. Arda'ya da selam. Enes 3 haftalık like atıyor, yorum atıyor, Instagram'dan takip ediyor, zil bildirimi açmış. Bunlar Can'dır. Bunlar sokakta Fırat Albayram ve Ceyda Kasabay ile karşılaşır. Cancıklar kim, hiçbir zaman cancık karşılaşmıyor. Yan sokaktan geçer, ha? Önünden geçer, o fırsatı görmez gider. Gerçek Can olun, bütün videoları izleyin, beğenin, yorum atın, zil bildirimi açın. Çok güzel cancıklar ya. Gördün mü? Şeyini. Çok vallahi güzel. Tabuk bizim iş görüşmemiz var. Gidelim evet, Alican'la iş görüşmesi yapalım. Yapacağız. Hadi önce. Evet şimdi geldik. Alican'ı hatırlarsınız eski videolardan. İş başka, arkadaşlık başka. Bakalım belli özelliklere sahip misin? Evet şu anda Wooden Cloud Cafe'deyiz. Küçük parktaki. Aranın elemanlarından mı hocam? Aranın elemanlarından Alican. Çünkü işe gelmiyor genellikle. Hep arıyorlar. Alican neredesin? Hani gelecek misin gibisinden. Bazen. Tamam ben biliyorum bunu. Şimdi bizim Ceyda Hanım'ın otelinde seni bartender olarak almayı düşünüyoruz. Kendinden bahseder misin? Ben uzun süredir sektörün içindeyim. Üç kelimeyle kendinden bahsedin. 2 aydır çalışıyorum. Neden bizim işletmemize sizi alalım? Mesela ben kahve yapıyorum. Ben de yapıyorum. Çok iyi yapamıyorum. Güzel. Ama dışarıdan birisi baktığında diyor ki tipime bakıyor. Evet. Bu kesin güzel kahve yapıyordur. Doğru bak tam bir bartender tipi var. Kahvelerin tamam. Yeterince kötü mü? Yani. Abi bir müşteri geldi. Dedi ki bu kahve dedi bok gibi olmuş dedi abi dedi. Senin dedi tipine baldanıp aldım dedi bu kahveyi. O kahve aslında tipine çok güzel diye satarım ben onu. Nasıl bana sat bakayım. Bu ne ya bu kahve ne ya ben senin sakalına tipine çok aldandım güzel. Bartender dedim. Kolombiya o. Kolombiya kahvesi mi bu? Evet. Benim hiç hoşuma gitmedi. Bunun kokusu yok. Kolombiyalılar kokusu yok. Çok seviyor. Hangi Kolombiyalılar? Bir tane Kolombiyalı hepsi Türk buradakiler. Ben Kolombiyalıyım. Güzel. Yani bak saçmalığa devam ederek %100 inancın beni şu an evet mutlu. Bence de inandım. Bir tane de siz bu şey yapın. Efendim buyurun çayınız. Ağzın kapalı mı içtin sen çayı? Evet. Üstüne döküldü biliyorsun değil mi? Yandım de. He. Ne yandım ya bu çok sıcak. Ben Kolombiyalıyım. İşe alındım projem. Ve tutarlı. Geçtiniz sınavı ama sizi bir kez daha arayabiliriz. Biz size döneriz. Tamam, tamam. Hadi gidiyoruz. Hadi. Hadi gelin. Tamam. Sen de onlar gibi bak. Fotoğraf çekil onlar gibi. En iyi marka yönetimi ödülünü kazananı açıklamak üzere.
hikayeleştirmiş reklam filmleriyle. Kapat. Kapat, yanlış. Bu bizim değil. Reklam filmidir. Hepsinin girişinde sanki bizimmiş ödül gibi oluyor. Şöyle diyor. Bize mutluluğu aşılayan, eğlenceyi getiren diyor. Ben diyor maç diyorum ve sürdürülebilir reklam projeleriyle diyor. Kapat diyorum. Şunu şuraya bırakayım. Şimdi konuşma mı yapacağız? Buyurun Ceyda Hanım. Ay çok heyecanlandım. Vallahi elim ayağım titriyor. Ne diyeceğimi bilemiyorum. O kadar heyecanlandım. Buraları yaptıracağız sevgili Egeliler. Ne diyeceğiz aşkım? Teşekkürlerini sun. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten evet. Bize dediler ki çok büyük bir kalabalık var. İnanılmaz ama heyecanlandık. Bütün canlar burada herhalde. Ödül bahane, siz şahane evet, diyeceğiz. Bu sizin için. Siz olmasanız bizim de bir anlamımız gerçekten yok. Çünkü bizim tek amacımız sizi eğlendirmek, sizi neşelendirmek. En büyük hediye bizim için. Gerçekten çok gururluyuz. Ege Üniversitesi'ne de çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağ olun. Uzatma. Biraz daha uzatayım. Ne kadar uzun konuştun Ceyda? Ne bileyim, konuştukça konuştum. Hiç susma da fark etme. Vay be, ne bileyim. Ya çok güzel. Valla fotoğraflar çekildik çıkmadan önce, çekilebildiğimiz kadar. Sevdi. Elimizden geldiğince. Toplu toplu çekildik, 20-30'lu falan bir karışık oldu ama bilmiyorum artık aralarında şey yapacaklar. Güzel evet, değil mi? Beğendin. Yunus ha? Nasıl senin? Sen ilk defa geldin böyle bir etkinliğe. Beğendin mi etkinliklerimizi? Ne diyeyim şimdi abi? Güzel de. Zaten harika, ancak onu diyorsun. Vallahi güzel. Allah'ım yarabbim ya. Bu da babam iki. Umarım bu videoda eğlenmişsinizdir. Keyfiniz yerinizdedir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Look at this. Tamam ya, kapat ya. Kapat, annem kapat.